Aa, peri bacası geldi. Bakın. Evet. Ne oldu, morardınız? İçinden peri bacası çıkar inşallah. Morardılar. Morardılar. Benim için tabak niyetini görüyor. Tabağı yemeyeceğim için tabakla alakalı yorum yapmıyorum. Onu kendisi mi pişirdi Seda'nın? Hayır. Kesinlikle hazır alınmış, üstü kesilmiş, içine çorba doldurulmuş. Ama lütfen destan sunumu. Sunum olarak gerçekten sunum olarak ben de gerçekten tebrik ediyorum. Ama içlerini tek tek kendisi oydu. Biliyorum, evet Destan. Tabii ki ekmeği hazır olacak. Sunum olarak çok beğendim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ama tabii menüde zerdeçal çorbası olduğu için şu anda tabii içindeki tat da önemli. Emre, şu anda görüyorsun annem. Sunum nasıl? Görsel olarak gerçekten güzel. Güzel bir şekilde bize sunmuş. Ama tabağın şekli benim için çok fazla önemli size değil. İçindeki oluyor, lezzete bakacağım. Çorba eğer gerçekten lezzetliyse hakkaniyete davranacağım. Ama sunum da önemli mi? Ama mercimek çorbası çocuğum olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmayacağım. Sunum için tekrardan söylüyorum. Gerçekten güzel düşünülmüş. Rica ediyorum, yani kapağı açıyorsun ve içinden zerdeçallı mercimek çorbası çıkıyor. Vay vay vay. Ben bunu görmedim hazırlanırken. Bana da sürpriz oldu. Kabul edin. Morardınız. Evet. Sunumdan morardık. Sunum ama şöyle söyleyelim. Çorbayla ibaret değil soframız. Hayatım sunum da önemli ya. Kurban sunum olayım. Önemli de çorbanın sunumuyla ibaret değil. Morardığımızı yemeğin bittiğinde dediğim gibi. Sunum gerçekten tartışılmaz. Sunuma bir şey demiyorum ama bir dediğim şey gibi çorbanın tadı önemli. Ya, kurban olayım. Bu aynen. Nedir abi bir şey? Eline sağlık diyelim. Öbür çorbalarda geldiğinde sonra bakalım. Fatma karar sanki vereceğiz. Her gün çorba ve Fatma'nın önüne böyle geliyormuş gibi dedi ki sunumu dinle. Emre de öyle yaptı. İçindeki çorbaya bakarım dedi. Kotlanmış gibi. Hayır, sunuma bak ya. Bir de masaya dizaynı gerçekleştirelim. Müsaadenizle ben çiçeği kenara almak istiyorum Seda Hanım. Birbirimizi daha rahat görelim. Afiyet olsun. Tadı afiyet güzel. Olsun. Yalnız kıvamını anlayamadım çünkü alttaki ekmekle özdeştiği için bu çorbaya yoğunluk kazandırmış. Bu yüzden çorbanızın kıvamı konusunda çok fazla yorum yapamayacağım. Lezzet olarak güzel. Zerdeçal tadı rahatsız etmiyor. Sunumunuz güzeldi. Ama keşke sunumunuz için düşünmüşsünüz ama normal bir kasede ikram etseydiniz biz de çorbayı doya doya içebilseydik. İsterseniz. Çünkü ben içmeden ekmek zaten çorbanın yarısını kendi içerisine emmiş. Bu yüzden çok fazla İsterseniz tat alamadım. İsterseniz bir kepçe içerisine koyup akışkanlık görmeniz için yok, getirebilirim. Sıkıntı ederim. Değil çorban var daha. Onun dışında güzel olmuş lezzet. Emre Can Bey, Güler Hanım Tümer Bey'in mercimek çorbasını eleştirmişti. Koskoca Güler Hanım mercimek çorbasıyla mı karşımızda yorumunu yapmıştı? Evet. Neden mercimek çorbası? Çünkü ben mercimek çorbasını çok seviyorum. Başta o benim için vazgeçilmez bir çorba. Yoğurtlu bir çorba yapmış olsaydım pirinçleri şişecekti ve bekleme süreci içerisinde daha da fazla kalınlaşacaktı. Risk almak istemedim. Bir de yemek teyze takip ettiğimden beri hiç zerdeçallı çorba, mercimek çorbası yapan olmadığından dolayı. Zerdeçallı mercimek çorbası birçok kez yapıldı. Mutlaka yapılmıştır ama bana denk gelmemiş olabilir. Risk almak istemediğinizi söylediniz. Evet, yani yayla çorbası gibi diğer yoğurtlu çorbalarla ilgili kalınlaşma olacağından dolayı risk almak istemedim. Bir de bu çorbayı sürekli yaptığım için tadına da güvendiğimden dolayı bunu tercih ettim. Önemli olan sizi ön plana çıkaracak olan risk almanız değil mi? Bence riske girmeniz. Ben zaten yemeklerin hepsinde riske girmezseniz iddialı olduğunuz konusunda çok fazla sizinle hemfikir olamam. Emrecan Bey, neden üstüne basa basa risk diyorsunuz? Evet, özellikle risk diyerek üstüne basa basa risk olduğunu söylemek istiyorum. Neden? Yani kendisi Güler Hanım dün çok fazla hatalarımızı düzelttiği için bugün ben de birazcık onun hatalarını, açıklarını yakalamak için kendimi bayağı adapte ettim. Bayağı bir doldurmuşsunuz. Ne, ben hata, kendimi doldurmadım. Hata siz zaten yakalama yarışması mı? Hayır. Evet. Hata yakalama yarışması değil de dün Güler Hanım kendisi çok iddialı olduğu için her konuda kendisinin her şeyi çok iyi bildiğini dile getirdiği için bugün ben de hiç kimsenin kusursuz olmadığını az önce söylediği altını gibi çizmek altını çizmek istiyorum. Peki, İnsanlar kusurlarıyla vardır. Yarım teşekkür kaldı. Ederim, sağ olun. Rica ederim. Afiyet olsun.